Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle tam bir görsel şölen, tam bir lezzet şöleni perde pilavı hazırlayacağız. Siirtlilere buradan selam olsun. Ben perde pilavı yapmayı da yemeyi de yedirmeyi de çok seviyorum. Bugün de size nasıl yaptığımı göstereceğim. Hatta ben bugün şöyle göstereyim. Küçük küçük, kişi başı böyle bir tane verebileceğiniz porsiyonluk perde pilavları yapacağım. Önce pilavımızı pişirelim, sonra da perdesini hazırlayalım. Hadi bakalım. Evet, tenceremi ocağıma aldım. Şimdi 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve yaklaşık 50 gram tereyağını tencereme alıyorum. Kullanacağım bütün malzemenin listesini ve tarifin yapılışını açıklama kutusunda bulabilirsiniz arkadaşlar. Yağım erirken ben de 2 yemek kaşığı dolmalık fıstığı yağıma ekliyorum. Şöyle sıcak suya koyup kabuklarını soyduğum çiğ bademleri de fıstığın üzerine ekliyorum. Badem ve fıstıklar güzelce kavruldu. Çok da güzel bir aroma çıktı ortaya. Şimdi burada benim 1,5 su bardağı yaklaşık 1 saat önce ıslatıp, tuzlu suda ıslatıp, şimdi yıkayıp süzdürdüğüm pirincim var. Mutlaka ıslanmış pirinç kullanmanızı tavsiye ediyorum. Klasik su bardağıyla 1,5 su bardağı pirincimi ekliyorum. Üzerine hemen tuzumu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. Pirinci de şöyle bir çevireyim. Burada da 2 yemek kaşığı kuş üzümü var. Bunu da sıcak suda bir yarım saat kadar beklettim. Şimdi kuş üzümünü de ekliyorum. Bu arada kuş üzümü az seviyorsanız daha az da koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Şimdi pirinçle beraber bir 5 dakika kavuralım. Pirinci de 5 dakika kavurduktan sonra baharatlarımı ekliyorum. Burada 1 çay kaşığı tarçın var. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Yarım çay kaşığı karabiber. Ve biraz da muskat cevizi rendeleyeceğim. Şimdi baharatları da şöyle bir çevirelim. Ben pirince birebir su ekliyorum. Yani burada 1,5 su bardağı pirinç var. 1,5 su bardağı da tavuk suyu aldım. Bu pilavı sadece tavuk suyuyla pişirmemiz gerekiyor. Bu şekilde gerçekten çok daha lezzetli oluyor. Şimdi suyunu veriyorum. Altını kısık ateşe alıyorum. Burada da 3 tane kalçalı butu haşlayıp ayıkladım. Bu tavuk etlerini de şöyle pilavımın üstüne seriyorum. Şimdi pilavım suyunu çekene kadar pişiriyorum. Pilavımız pişerken biz de perdesi için hamurumuzu hazırlayalım. 2 tane yumurta kırıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı yoğurt. Şöyle 1 çay kaşığı tuz alıyorum. Unumu da yanıma aldım. Yavaş yavaş un ekleye ekleye hamurumu yoğuracağım. Un kaşık un oldu. Önemli olan zaten unun ölçüsü değil arkadaşlar. Çünkü sizin eklediğiniz yumurtayla benimkinin büyüklüğü farklı olur. Sizin yoğurdunuz sulu olur, benim yoğurdum katı olur. Bunlar hep un ölçüsünü değiştiren şeyler. O yüzden un ölçüsüne çok takılmayın. Sonuçta oluşacak hamur kıvamına mutlaka bakın. Ben şimdi 12 kaşık koydum. Yine böyle mutlaka ölçü isteyenler için yazacağım açıklama kutusuna kaç kaşık un koyduğumu, ama dediğim gibi önemli olan yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurmak. Tezgahı alayım. Hamurum gayet güzel bir kıvam aldı. Şimdi hamurum dinlenirken biz de güveç kaplarımızı servis için hazırlayalım. Hamurum kenarda dinleniyor.
Pilavım da pişti. Şu an demleniyor. Ben de şimdi kaplarımı hazırlayıp buzluğa atacağım. Onlar da içinin dolması için hazır bir vaziyete gelecek. Şöyle bir parça tereyağı ile kabımın her yerini yağlıyorum. Tereyağının donması için ve bademlerin daha iyi tutunabilmesi için şimdi bu kalıpları buzluğa koyacağım. 5 dakika sonra buzluktan çıkaracağım. Şimdi size pilavımın son görüntüsünü göstermek istiyorum. Şöyle bir havalandırayım. Bir 15 dakika demlendirdim ben pilavımı. Şimdi böyle ağzı açık bir vaziyette bırakacağım ki biraz ılıklaşsın. Çünkü artık hamurlarımı hazırlayıp kaselerime yerleştireceğim ve içlerini pilavla dolduracağım. Bu aşamada pilavın da çok sıcak olmaması gerekiyor. Hadi bakalım geçelim hamurlarımıza. Şöyle hamurumdan küçük küçük bezeler alıyorum. Benim 8 tane hamurum çıktı. Şimdi hamurlarımı çok az un kullanarak açacağım. Şöyle inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Çünkü ağza çok kalın gelmesini istemiyorum. Su böreğinden biraz daha kalın bir hamur yapıyorum. Şimdi buzluktan kasemin birini alıyorum. Şöyle kasemi aldım. İçine hamurumu yerleştireceğim. Bunu böyle güveçlerde yapabileceğiniz gibi bakır kaplarda da yapabilirsiniz. Şöyle yerleştirdim. Şimdi içine pilav dolduracağım. Pilavı çok böyle basa basa doldurmuyoruz. Şöyle yerleştirmemiz yeterli. Her şeyinden eşit koymaya çalışalım lütfen. Şimdi şöyle içeriye doğru kapatıyorum. Çok kalın olan yerleri biraz kesip alabilirsiniz. Çünkü yerken de ağza hiç hoş gelmiyor o kalın yerler. Şöyle bakın elinizle uzatabiliyorsunuz. Gördünüz mü? Önce şurayı kapatalım. Sonra şu kenarı bir mutfak makasıyla alacağım. Bu şekilde kapatmış oldum. Şimdi hemen diğer hamurlarıma da aynı işlemi yapıyorum. Evet, pilavlarımı perdelemeyi bitirdim. Şimdi 200 derece fırında kızarana kadar pişmeye gönderiyorum. Piştikten sonra görüşürüz. Evet, perde pilavlarım pişti. Hafif kızardığı zaman çıkartıyoruz fırından. Şimdi biraz bu ilk harı sıcağı gitsin. Ondan sonra kalıptan çıkartacağım. Sizin için içini de kesip göstereceğim. Pilavlarımın kabı hala çok sıcak. O yüzden şöyle bir bez yardımıyla tutacağım. Gerçekten elimi yakıyor. Şöyle tabağın ortasına çıkartıyorum. Güzelliğe bakın. Ay çok tatlı görünüyor. Şimdi hop. Bunu da çıkaralım. Evet. Gördüğünüz gibi porsiyonluk perde pilavlarım. Çok güzel görünüyor. Oh mis gibi de kokuyor. Şimdi sizin için bunun bir tanesini keseceğim. İç görüntüsünü de göstereceğim size. Bunu gözüme kestirdim. Hala çok sıcak vallahi tutamıyorum. Of elim yandı. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten muhteşem oldu. Şimdi biraz da yakın çekim alayım. Daha rahat görün içine.
Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için bu videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilir, beğen butonuna basabilir ve yorum yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.